Bu videoda sizlere çok üzücü bir polis çatışması göstereceğim. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü videomuz bize Florida'dan geliyor. Florida'da bir tane komşu, öteki komşunun evde olmadığını, yaşlı bir adam olduğunu, onun hakkında endişelendiklerini söylüyor. Polisi arıyorlar, işte gel kontrol etsinler. Kişi iyi mi, değil mi falan. Bunlar bayağı rutin, normal anonslardır. Neyse, bir tane şerif kadın olay yerine geliyor, kapı açık, içeri giriyor, işte adamı bulmaya çalışıyor. Tamamıyla rutin ama olay bayağı maalesef kötü oluyor. Bu yaşlı adam, yani polis evinde olan yaşlı adam, eski bir polis komiser, emekli. Neyse, daha fazla bilgi vermeden direkt videoya başlayalım, videoyu başlayalım. Oradan birkaç yorum yapalım. Ama başlamadan önce arkadaşlar, Instagram hesabım Amerikalı Aynasız. Twitch'te yayınlar yapıyoruz, canlı yayınlar. Pazar, salı, perşembe Türkiye saatiyle akşam 8 ve aynı zamanda Discord hesabımız var. Discord bizim bir mahalle gibi bir şey diyebiliriz. Amerikalı Aynasız hepsi. Sizleri gerçekten orada görmek isterim. Aşağıda linkler var eğer ilginizi çekmek. Ve aynı zamanda tabii bu videoya like atıp yorum yazmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Does he have dogs or anything? Neyse, I don't think so. Köpeği falan var mı bilmiyorum diyor. Anons ediyor işte Sheriff's polis. Sheriff's Office! Bayağı üzücü bir durum ya. Sheriff's Office! Burada tek aynı fikirde olmadığım tek bir nokta var. Polisin tek başına girmesi. Normalde bizim departman kuralları gereğiyle iki kişiden olmasa girmiyorduk. Tek başımıza girmiyorduk. Acil bir durum olur, farklı olur ama burada polis, şerif tek başına girdi ki şerifler için bu gerçekten normal bir şey. Şerifler genelde bayağı geniş bir alan kaplıyor ve tek başlarına bayağı uzak yerlerdeler. Destek beklemeleri bayağı uzun oluyor. Şehir polisleri gibi bizim gibi değil onlar. Ama tek o, yani tek başına giriyor. Normal, rutin onlar için. Başka hiçbir şey göremiyorum yani. Kontrol ediyor. Kadın. Evde kim var, kim yok. Sheriff's Office. Hesap edin arkadaşlar, tek başına bir polissin. Tek başına hiç bilmediğin bir eve giriyorsun. Neyin ne olacağı belli değil. Baksana, tek başına hiç yabancı bir yerde yürüyorsun. Kolay değil. Karşına her an herhangi bir şey çıkabilir. Ev güzel olabilir. Hiç bilmiyorsun. Hatta bu video bana bir anı hatırlattı. Onu bir video halinde sizlere yapacağım, paylaşacağım. Sheriff's Office. Kontrol ediyor. Bir şey bulamıyor. Kadın defalarca şerif diyor, şerif diyor. Ses yok. Tekrar diyorum. Buradaki yaşlı adam eski bir polis. Emekli komiser. Tampa, Florida komiseri. Sheriff's Office. Kilitli kapı. Sheriff's Office. Sheriff's Office. Kim diyor? O kim diyor? Şerif diyor. Stephanie Castillo. Elinde silah var diyor. Sir, are you okay? İyi misin diyor. Sir. Beyefendi, ben şerifim diyor. Silahını bırak diyor. It's a sheriff's office, sir. Step up my 94. Desteğini çağırıyor. Silahı bırak diyor. 10-4, subject's armed. Hey, put your gun down, sir. Silahlı diyor. Sheriff's office.
please. Diyor sen diyor aklını kaybetmişsin kadına diyor. Watch it when you come up the stairs. Kadın diyor silahını bırak diyor. Silahını bırak diyor. Yani bayağı konuşmaya çalışıyor. Sana yardım etmeye çalışıyorum. Lütfen silahını bırak diyor kadın. Bayağı deniyor. Bayağı deniyor bu olayı yatıştırmak için ama olmuyor. Sir, please put the gun down. Sir. Beyefendi, can you please put the gun down? Lütfen silahını bırak diyor. You're not in trouble. We just want to make sure you're okay. Yani başın belada değil. Sadece iyi olman, iyi misin sir diye geldim diyor buraya. Sir, put the gun down, please. I'll tell you what you do. No. Please put the gun down, sir. Mouth open and sit down. Kadına diyor ki, sana bunu yapacaksın diyor. Gel diyor aça, yere otur diyor. Polise diyor. Sir, put the gun down, please. Sit down or I'll blow you right. Otur yoksa seni vuracağım diyor. Kadın, sir, I don't want to do this. Please put the gun down. Hayır, bunu yapmak istemiyorum diyor. Korkutucu bir durum abi. Sir, put the gun down, please. Hey, step it up. He's on the stairs with the gun. When you come up the stairs, he's going to be to your right. I'm going to be in the bedroom on the left side. Sir, put the gun down, please. Listen, I just want to make sure you're okay. That is all. Your neighbor was concerned about you. Well, we're going to find out. That's it, sir. Nobody's in trouble, okay? İyi misin diyor. Şimdi anlayacağız diyor. Sir, put the gun down. Silahı bırak. Sir. Sir, put the gun down. Where the hell are you at? Subject's down. Adam yerde. Vuruldu. Ve bundan dolayı bu yaşlı adam 88 yaşında hayatını kaybetti. Dementia bu adamlar. Dementia ne oluyor artık bilmiyorum Türkçesi. Hani insan hafızasını falan kaybediyor ya. İnsanları tanımamaya var. Yani beynin artık orada değilsin bir nevi. Psikolojik olarak mı? Neyse bilen arkadaşlar yorum olarak yazsanız da dementia ne. O hastalığı olan bir kişi. Nerede olduğunu bilmiyor artık. Yani biliyor belki evinde olduğunu biliyor ama bence polisin bir hırsız olduğunu mu düşünüyor? Anlayamıyor tek. 88 yaşında eski bir polis komiser meslektaşları tarafından vurulup öldürülüyor. İnanılmaz kötü bir durum. Gerçekten üzüldüm 88 yaşında adamın ve onun ailesi için ve aynı zamanda bu şerifin ve onun ailesi için de üzüldüm. Çünkü bu kadın bununla sonsuza kadar yaşayacak. 88 yaşında eski bir polis komiserini öldüren bir kişi yani. Ama herhangi bir sorun yok burada arkadaşlar. Ben onu göremiyorum. Ve bu 88 yaşındaki mağdur diyelim. Gerçekten o polisi arıyordu elinde silahla vurmak için. Tabii bu 88 yaşındaki kişi onun polis olduğunu bence bilmiyordu yani hastalığından dolayı. Neyse üzücü bir durum her iki taraf için. Siz neler düşünüyorsunuz arkadaşlar? Başka bir değişik şekilde bu olay hal olabilir miydi? Sizden o yorumları bekliyorum. Neyse video bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.